Senlik'ten herkese merhaba. Dop dolu bir bölümde yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta Tam Senlik'te neler izleyeceğiz? Tam Senlik'te bu hafta. Komediden dramaya kadar bambaşka rollerde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu İlker Aksum, Russell Crowe'un bir gün kendisini arayarak nasıl rol teklif ettiğini anlatıyor. ...2017 ilkbahar yaz koleksiyonunu tanıtan tasarımcı Aslı Filinta, stil sahibi olmak isteyen kadınlara çok özel tüyolar veriyor. Saç ve stil danışmanı Erhan Mengel, bu yılın saç ve sakal modasını anlatıyor. Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç kendi stil ikonuyla Zamansız'da. Dop dolu bir Tam Senlik başlıyor. Sevilen oyuncu İlker Aksum'la dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncu Russell Crowe'la yollarının nasıl kesiştiğini, gelecek planlarını ve stilinin vazgeçilmezlerini konuştuk. Oyuncu İlker Aksum, birbirinden farklı rollerin kendisine verilmesini büyük bir şans olarak görüyor. Aksum, başarısında kendisine verilen şansları iyi kullanmasının da payı olduğuna inanıyor. Pat diye bir günün birinde beni Russell Crowe aradı. Aradı. Dedi ki Çanakkale'de film çekeceğim, gelir misin? Hayda, Russell Crowe'dan bahsediyoruz. Dünyanın yani şu andaki yaşayan en büyük efsanelerden birisi benim için. Olmadı ayrı. Nedenleri önemli değil. Ama aradı ve olabilirdik. O yüzden şeye inanıyorum, şansa. Ve o dokunuşa, o dokunuş dediğim şey bir sürü insan tarafından bir sürü açıklama getirilebilir ona. İlahi, şans, kader, kısmet gibi. O dokunuşların bana mesleğimde olduğunu düşünüyorum. ...44 yaşındaki oyuncu, yaşından daha genç görünmesinin sırrını açıklıyor. 40'lı yaşlarımda hala 20'li yaşlardaki ya da 30'lu yaşların başındaki oyuncu arkadaşlarımla partner olabiliyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Çok yani çok hoş bir şey. Çünkü muadillerim şu anda baba, dedeye doğru, amcaya doğru oynuyorlar. Ben de hala bir böyle bir o taraflardan gezebiliyorum yani. Bu güzel ama genetik olduğunu düşünüyorum. Bu sezon dinlenmeyi tercih eden İlker Aksum, geleceğe dair planlarını ve hayallerini anlatıyor. Hiçbir zaman böyle bir şey koymadım kendime ya. Dünya çapında olacağız işte, Oscar'lara gideceğiz, Cannes'lara gideceğiz. Hayır, bu akışı içerisinde olacaksa olacak. Buna kamuoy karar veriyor. Buna gerçekten seninle beraber yola çıkan insanlar karar veriyor. Bir ekip kuruluyor, ekipler kuruluyor. Benim hiçbir zaman hani öyle bir planım olmadı. Ama bu iddiam var. Her zaman yani şunu istiyorum yani. İlker Aksum iyi bir oyuncudur. Disiplinlidir. Gerçekten işini iyi yapmaya çalışan bir oyuncudur. O varsa seyredilebilir. En büyük hedef benim için bu. Kendi senaryomu yazıp işin içinde oynayarak var olmak isterim. Aksum, stili için çok özel bir çalışma yapmasa da modayı takip etmeyi de ihmal etmiyor. Hani gözünü kapatsan şuradan aradan şöyle bir dergi sokabilirler ya da ne bileyim televizyonlar, artık görsel basın, sosyal medya, modayı takip etmemek artık mümkün değil. Sadece buna ne kadar entegre olabiliyorsun ya da ne kadar istiyorsun? Ben hep hayatım boyunca temiz giyinmeyi, güzel kokmayı tercih etmişimdir. İyi de giyinebiliyorsam ne mutlu, ne güzel. Tasarımcı Aslı Filinta ile 2017 İlkbahar Yaz koleksiyonunu ve Erdal Beşikçioğlu'nun sahnelediği Tüy Kalemler adlı oyunun kostümlerinin hazırlık sürecini konuştuk. Tasarımcı Aslı Filinta,
Ali Elmacı'nın Beni Tanıdıkça Seversin adlı resminden esinlenerek hazırladığı 2017 İlkbahar Yaz koleksiyonunu anlatıyor. Her hikayesinde mutlaka verdiği bir mesaj var. Bunu tabii hikayeyi yani resme detaylı baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Onun koleksiyonundan yola çıkarak bir desen çalıştım ve o desenin üzerine de bütün koleksiyonu oturttuk. Çok neşeli, keyifli ve renkli bir koleksiyon oldu. Mavi ve tonlarını çok severim. Beyazlar, mavi ve kırmızı kombinasyonundan oluştu. Ve yaz olduğu zaman da tabii daha canlı renklere gidiyor insanın eli ister istemez. Daha havadan dolayı da bir kendini iyi hissediyorsun, neşeli oluyorsun. Öyle olunca öyle ifade ediyorsun gibi düşünüyorum. Türk moda tasarımcısı Aslı Filinta, adını Amerika'dan Japonya'ya, dünyanın birçok ülkesinde duyurmayı başarmış bir isim. Dünya modasına ürünler hazırlasa da Filinta'nın ilham kaynağı Anadolu. Bu bir kitap olabiliyor, bir belgesel olabiliyor, bir müzik olabiliyor. Ama yani kalkıp da Hindistan'daki renk festivalini araştırmak yerine, ki onu da hani hakikaten görmek ve öğrenmek isterim tabii, ama İstanbul'dayım, buradaki mimariyi görüyorum veya işte Edirne'ye gidiyorum, Mimar Sinan'ı araştırıyorum. Daha önce Fikret Mualla'yı çalıştım, Nazım Hikmet'i yaptım ve bunu mutlaka kıyafeti ortaya çıkardıktan sonra ya bir filmle ya bir sunumla o dünyayı böyle gerçekten yaşatabileceğim bir formda çalışmayı seviyorum. O yüzden de kendi değerlerimiz ve kendi hikayelerimize de sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir deniz orası. Giyimine her gün çok özen göstermediğini itiraf eden Aslı Filinta'nın stil sahibi olmak isteyen kadınlara çok özel önerileri var. Moda nedir, trend nedir, ne yapmak lazım gibi bunun hiçbir zaman cevabı bir kıyafete dayalı olmamalı gibi düşünüyorum. İnsan kendine yatırım yapmalı, kendi algısını genişletmeli, kendi bakış açısını, kendi dünyasını zenginleştirmeli. Benim de kendi çalışmalarımda yaptığım şey aslında bu. Stil sahibi olmak için evet daha çok öğrenmek lazım, daha çok okumak lazım, daha çok izlemek lazım, daha çok gezmek lazım, daha çok giyinmek lazım değil. Ve gerçekten aşık olduğunuz kıyafetleri almak lazım. Gerçekten aşık olduğunuz hislerle yaşamak lazım. Erdal Beşikçioğlu'nun yönetip başrolünü üstlendiği Tüy Kalemler Quiz adlı oyunun kostümlerini hazırlayan Aslı Filinta, podyumlar kadar tiyatro sahnelerinde de adından söz ettireceğe benziyor. Çok az bir vaktimiz vardı. Temmuz sonu gibi başladık. Zaten Eylül sonunda da oyun gösterime başladı. Marki Dosad'ın hikayesi. Oyuncular çok kuvvetli, proje çok iyi. Işığı, makyajı, koreografisi hakikaten çok kuvvetli ve iyi bir ekiple bir iş vardı ortada ve benden de ilk kez böyle bir çalışma isteniyordu. 17. yüzyıl Fransız modası. Önce oradan bir başladık. Ne giyiyorlar, ne yapıyorlar. Şimdi ben kadın koleksiyonları yapıyorum ve burada erkek başrolde. Onun hikayesini okudum. Provalara katıldım. Neler yapıyorlar, hissi nasıl, onlara baktım. Saç ve stil danışmanı Erhan Mengel'le bu yılın erkek saç ve sakal modasını konuştuk. Engin Altan Düzyatan'dan Berk Oktay'a kadar birçok ünlü ismin saç ve stil danışmanlığını yapan Erhan Mengel, 2017 yılının trendlerini anlatıyor. Genelde yanların kısa ve üstlerin uzun olduğu, yana tarandığı ve üstlerin karışık olduğu modeller. 2017'nin trendlerinde beyaz ve gri saç çok moda. Bu senenin sakal trendi genelde kısa, daha kirli sakal tarzında, baby face yüzler istiyoruz artık. Çünkü son 5 yıldır uzun sakaldan herkes sıkıldı ve kullanışsız olmaya başladı artık. Çünkü herkes uzun sakallı. İnsanlar artık saçını uzatıp daha çok sakalını kısaltmaya başladı.
Mengel, trendleri sıralıyor ama her saç modelinin herkese gitmeyeceği konusunda da uyarıyor. Saç ve stil danışmanı Mengel, saç modeli seçerken yüz hatlarından mesleğe kadar pek çok farklı kriterleri dikkate alarak çalıştığını söylüyor. Gelen müşterilerim genelde fotoğraf da geliyor ve istediği şeyin kendisine uymayacağını anlattığımızda tabii biraz bozuluyor. Ama tabii biz onu bir şekilde kendini ikna ederek burada yüz hatlarına, kaşına, işte sakalına, yaptığı işe adapte ederek onu burada mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu da işte bizim buradaki 17 yıllık tecrübemiz var. Ona yakışacağına inandığımız için de ona inandırıyoruz ve buradan müşterilerimiz de memnun çıkıyor. Engin Altan sakalı uzun, daha ince bir yüz için, yani ekranda daha ince görünmesi için sakalını daha da sivri yapmaya çalışıyorum. Çene kısmını daha uzun bırakıyorum. Saçın üstlerini genelde kabartmaya çalışıyorum. Yani daha uzun, volüm vermeye çalışıyorum. Ünlü saç ve stil danışmanı Mengel, erkeklerin saç bakımında dikkat etmeleri gerekenleri bir bir sıralıyor. Erkek saç bakımında genel olarak ilk tavsiye ettiğim şey sağlıklı olmak. İnsanların sağlıklı beslenmesi lazım ki vücudunda her şey sağlıklı olsun, saçları da sağlıklı olsun. Onun haricinde erkeklere saçlarını her gün yıkamasını tavsiye ediyorum. Çünkü her gün yıkanan saç genelde incedir. İncelen saç da dökülmeye başlar. Saçlarının sağlıklı ve iyi olmasını istiyorlarsa düzgün bir kesim şart. Çünkü düzgün kesilmeyen saç zor taranır. Zor taranan saçlar çok yıpratılır. Yıpranmaması için saçlarını düzgün bir yere kestirsinler. Yani düzgün salonlara gitsinler. Çünkü bu çok önemli. Aslında erkeğin tek aksesuarı saç ve sakalı. Mengel, saçını bir türlü şekillendiremeyen erkeklere de tüyolar veriyor. Saçlarını yıkadıktan sonra tarayarak kurutmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü dağınık bir saç düzgün bir şekil almaz. Burada yapacağınız şey bu zaten. Saçı önce tarayıp sonra fönle şekil vermek. Ve çok yakın fön tavsiye etmiyorum. Çünkü saça zarar veriyor ve cilde zarar veriyor. Genelde yanları epile makasıyla kesmeyi tercih ediyorum. Çünkü uzunluğu kaybetmek istemiyorum. Derinin görünmesini istemiyorum. Asimetrik kesim yapıyorum genelde. Çünkü asimetrik kesimde saç uzarken de güzel uzuyor. Saçın bir de ilk kesildiğinde güzel olması önemli değil. Sonraki evrelerin de iyi olması gerekiyor. Bu haftanın zamansız köşesini oyuncu müzisyen Oğuzhan Koç belirledi. İşte o isim. Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç kendi stil ikonunu anlattı. Bu hafta zamansız köşemizin kahramanı, gençlerin beğeniyle dinlediği Athena grubu. Ciddi bir Athena hastasıyım mesela. Stillerinin de, müziklerinin de, tarzlarının da, fikirlerinin de gerçekten hastasıyım yani. İlk albümlerinden beri fanlarıydım, hayranlarıydım. Şimdi bir de özellikle Gökhan ve Hakan'la tanışınca daha da sevdim, daha da hayranlar oldum. Çok seviyorum. Bence gerçekten bu ülke için çok değerli müzisyenler, çok değerli stil ikonları hakikaten. Tam Senliğin bu haftada sonuna geldik. Bizleri sosyal medyadaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.